Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 36 ile devam ediyoruz. Konumuz dönüşüm geometrisi. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde bir hedef tahtası gösterilmiştir. Tabloda ise atışların orijine uzaklığına göre puanları verilmiştir. Hedef tahtasına atış yapan Eymen A noktasını hedeflemiş ancak A noktasının 4 birim yukarısının bir birim solundaki noktayı vurmuştur. Vurduğu noktanın orijine uzaklığı 9 cm'dir. Eymen ikinci atışında ise B noktasını vurmuştur. Buna göre Eymen hedef tahtasına yaptığı iki atış sonucunda kaç puan almıştır demiş. Evet puanlar tabloda gösterilmiş. Ve bize ipucu olarak da A noktasını hedeflemiş. Ancak A noktasının 1, 2, 3, 4 birim yukarısının 1 birim solunu vurmuş. Yani bu noktayı vurmuş çocuklar. Vurduğu noktanın orijine uzaklığı da 9 santimetreymiş. Bakın 3 birim uzaklıkta. 9'u 3'e böldüğümüzde her birim 3 santimetre uzaklıkta olur orijine. Burayı siliyorum. Burası 3 olacak. Burası 6 olacak. Bu noktada 9 olacak. Burayı vurdu. Devam edelim. Burası 12 olacak. Burası da 15 olacak. Şimdi ilk atışında Eymen bu noktayı vurduğu için ne olacak? 9 santimetre orijine uzaklıktaki noktayı vurmuş olacak. Dolayısıyla tabloda 9 hangi aralığa girer? Bakın 6'dan büyük, 12'den küçüktür. Bu aralığa girer. İlk atışta aldığı puan 90 puandır. İkinci atışında ise yine bu daireyi bakın şu şekilde yarı çaptır. Şu şekilde bunlar yarı çap. Aynı şekilde 3, 6, 9, 12 ve 15 santimetre uzaklıkta olarak yazarsak bu birim karelerin köşelerini. B noktası da 12 ile 15'in arasında bir nokta. 12 ile 18 arasında olan uzaklıklarda 80 puan alıyormuş. Dolayısıyla ikinci atışta da 80 puan alır. Bunları topladığımızda toplamda 170 puan almış olur. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci koordinat sistemindeki A noktasının iki birim sağa öteleme sonucundaki görüntüsünün koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar A noktasının koordinatları 3 eksi 1. Yani birinci bileşen x'leri, ikinci bileşen y'yi gösteriyor. Burada sağa sola ötelemelerde x değeri değişir. Yani biz koordinat sisteminde Sağa sola ötelerken yatay eksen üzerinde hareket ederiz. Sağ tarafa gidildikçe artış olur. X değerinde sola gidildikçe azalma olur. 2 birim sağa ötelenecekse eğer X değeri 3'ten 2 birim artırılarak 5'e çıkarılır. 5 virgül eksi 1 olur A'nın yeni görüntüsü. Burada cevabımız B seçeneği olur. Koordinat sisteminde B noktasının bir birim sola öteleme sonucundaki görüntüsünün koordinatları aşağıdakiler hangisidir demiş. Sola ötelerken de ne yapacağız? X değerini azaltacağız. Yani B'nin koordinatları eksi 2 3 ise X eksi 2 y 3 demektir. Eksi 2'yi 1 azaltırsak sola ötelediğimizde eksi 2'den 1 çıkarmamız gerekir. Eksi 2'den 1 çıkardığımızda eksi 3 olur. Yani sola doğru x ekseninde bir birim sola gidildiğinde eksi 2'den eksi 3'e gidilmiş olur. Dolayısıyla yeni koordinatları eksi 3'e 3 olur. B noktasının görüntüsünün cevabımız D seçeneğidir. Örneğin sorumuzda koordinat sistemindeki K noktasının iki birim aşağı öteleme sonucundaki görüntüsü burada verilmiş. Buna göre üçgen artı kare toplamı kaçtır demiş. Şimdi çocuklar burada da şunu yapalım. K noktası üçgen ve 3 virgül üçgenle gösterilmiş. Yani x değeri 3, üçgen ise y değerini gösteriyor. İki birim aşağıya ötelendiğinde ne olacaktır? Bu üçgen değerinden aşağıya ötelendiği için 2 çıkarılacaktır. O da bakın buraya karşılık gelmiş. Eksi 4'e karşılık gelmiş. Burada üçgeni bulalım. Eksi 2'yi karşıya atarsak eksi 4'ün yanına artı 2 olarak geçer. Üçgen buradan eksi 2 olur. Zaten aşağı ötelemede iki birim aşağı ötelendiği için x değeri değişmeyecektir. Dolayısıyla x değeri de 3 olarak kalacak. Yani burada k'nın görüntüsü x'i değişmeyecek. y değeri de eksi 2 olacak. O zaman üçgen burada eksi 2 karede artı 3 olacak. Bunların toplamını sormuş. 3 ile eksi 2 toplandığında artı 1 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuzda koordinat sisteminde P noktasının 3 birim sağa 2 birim aşağı öteleme sonucundaki görüntüsü 5 virgül eksi 3'tür. Buna göre A eksi B farkı kaçtır demiş. Burada da aynı şeyi yapacağız. P noktasının koordinatları A ve B 3 birim sağa öteleyeceksek X değerine yani A'ya 3 eklemeliyiz. 2 birim aşağı ötelemişsek y değerini yani b'yi 2 birim azaltmalıyız. E o zaman ne olmuş ötelendiğinde x 5 değeri almış yani burada a artı 3 5 olmuş. a artı 3 eşittir 5 ise 3'ü karşıya atalım a eşittir 5 eksi 3'ten 2 çıkar. b eksi 2 de görüntüsünde eksi 3 olarak gösterilmiş y değeri. Dolayısıyla burada eşittir. Eksi 3 diyeceğiz. Eksi 2'yi karşıya atalım. Eksi 3'ün yanına artı 2 olarak. B de burada eksi 3 artı 2'den eksi 1 değerini alır. A eksi B farkını bulurken de 2'den çıkaralım eksi 1'i. Çıkan sayının işaretini değiştirir. Toplarız. 2 artı 1'den 3 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Altın sorumuzda koordinat sisteminde ABC üçgenini X ekseni üzerinde 3 birim sola öteleniyor. Aşağıdakilerden hangisi oluşan görüntünün köşe noktalarından birinin koordinatları değildir demiş. Şimdi biz ister şekil üzerinde 3 birim sola öteleyelim. isterseniz koordinatlarını bulup ona göre X değerini değiştirerek sola öteleyelim. Hangisi kolayınıza gelirse. Burada önce şöyle gösterelim. 1, 2, 3 birim ötelediğimizde B'nin görüntüsü burası. A'yı 1, 2, 3 birim ötelediğimizde A'nın görüntüsü burada. C'yi de 1, 2, 3 birim ötelediğimizde C'nin görüntüsü de burada oluşur. Bunları birleştirdiğimizde ABC üçgeninin 3 birim sola ötelenmiş görüntüsünü çizmiş oluruz. Şimdi çocuklar B'nin koordinatları bakın B'nin görüntüsünün koordinatları ötelenmiş halinin x eksi 2 y 1 A'nın koordinatları burada x 0 y 4 c'nin ötelenmiş halinin koordinatları da x 1 y 1 hangisi değildir şimdi eksi 2 ye 1 var d seçeneği gitsin 1'e 1 var gitti 0'a 4 var gitti a seçeneği değildir cevabımız a seçeneği olur Birinci sorumuzda koordinat sisteminde ABC üçgeni y ekseni üzerinde 3 birim yukarı x ekseni üzerinde 2 birim sağa öteleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşan görüntünün köşe noktalarından birinin koordinatıdır demiş. Burada da şunu yapalım. A'nın koordinatını yazalım. x eksi 4 burada y de eksi 1. B'nin koordinatını yazalım x eksi 5 y eksi 3 c'nin koordinatını yazalım. x eksi 2 y eksi 4 bu öteleme işlemini uygulayalım. y ekseni üzerinde bakın y ekseni üzerinde yukarıya aşağıya hareket eder ve ne olur? y değeri yukarıya gidildikçe artar aşağıya gidildikçe azalır. 3 birim yukarı demiş. O zaman y'leri 3 birim arttıracağız. A'nın eksi 1 diyesi. 3 birim arttırırsak ne olur? Eksi 1'e 3 eklediğimizde artı 2 olur. Sonra x eksen üzerinde 2 birim sağa. x değerini arttıracağız. Eksi 4'ü 2 birim arttırırsak yani eksi 4'ten 2 birim sağa gelirsek eksi 2 noktasına geliriz. Eksi 2 artı 2 olur. Var mı? Var. Evet. Hangisi koordinattır? Bakın C seçeneği direkt çıktı. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Eksi 3 y ekseninde 3 birim yukarı giderse 0 noktasına. X ekseninde 2 birim sağa ötelenirse eksi 5'ten eksi 3'e gelir. Eksi 3'e 0 da olur. Burada yine eksi 4'ten 3 birim yukarı gidilirse eksi 1'e. Y eksenin x ekseninde de eksi 2'den 2 iki birim sağa ötelenirse 0'a gelir. 0'a eksi 1 de olur. Cevabımız burada C seçeneğidir. 8. sorumuz. Aşağıdaki kareli zeminle bir kare V 6. nokta gösterilmiştir. Kare 5 birim sağa öteleniyor. Son durumda karenin içine kaç nokta kalır demiş. Evet böyle durumlarda karenin köşelerini adlandıralım. A B C D olarak. Sonrasında 5 birim sağa öteleyeceksek çocuklar B noktasını alalım. 1 2 3 4 5 birim sağa öteleyelim. Ötelediğimizde burada B'nin görüntüsü oluşur. Şimdi A noktasını da yine 5 birim sağa ötelediğimizde ya da bunu artık ötelemeyebilirsiniz çünkü A noktası B'nin 3 birim solunda. Burada da 3 birim solu burası A'nın görüntüsü olarak çizilebilir. Aynı şekilde D'yi de 3 birim A'nın görüntüsünden aşağıya çizeriz. E C noktasını da burada 3 birim aşağıya çizeriz. Karenin görüntüsü bu şekilde oluşur. Bunları birleştirdiğimizde evet şimdi burada N noktası karenin üzerinde Ö noktası karenin üzerinde içinde kalan noktalar K, M, L noktalarıdır. 3 tane olur. Cevabımız A seçeneğidir. 9. sorumuz aşağıdaki kareli kağıtta verilen ABC üçgenin ötelenme sonucundaki görüntüsü ABC'nin görüntüsü üçgenidir. Buna göre ABC üçgenine uygulanan öteleme hareketi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir noktasını sadece bir noktasını bakın A'dan görüntüsüne kadar götürelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa, 1, 2 birim yukarıya ötelediğimizde A'nın görüntüsü oluşmuş. Diğerleri de aynı şekilde yapılmıştır. Cevabımız C seçeneği olur. 6 birim sağ, 2 birim yukarı ötelenmiş halidir diyoruz. Evet bu sorularımızı da burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.